Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün sıkça mesaj aldığım bir konu hakkında sizlerle beraber konuşacağız. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün dikey geçiş sınavıyla alakalı 2 yıllık bölüm okuduktan sonra iş bulabilir miyiz, bulamaz mıyız, bu konu hakkında kendi tecrübelerimi size aktaracağım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Şu anda açık öğretim sınavına girdim. 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği okuyorum. Bunu niye okudum? Üniversiteye gittiğim zaman, yani 2 yıllık otomotiv bölümü okurken ekstra olarak böyle bir fırsat çıktı karşıma. Hani açık öğretim fakültesi okumak ister misin falan. Ben de hani o anda yazılmayı düşündüm. Bari elimize bir belge olsun diye. Şu anda sınavdan çıktım geldim. 10'da sınavım başladı. Saat şu an 11.30-12 civarları ve 2'de tekrar sınavım var. Eve gidip geleceğim 20-20-40 kilometre o yapmak yerine ben de üniversitenin yakın bir çevresindeki göle geldim. Hem burada bu konu hakkında sizlerle beraber tartışmak için hem de biraz hava almak için buraya gelmiş bulunmaktayım. Konuya bir giriş yapalım. Şöyle bir manzaraya karşı bir yürüyüş yapalım isterseniz. Şöyle arabayı kilitleyelim. Camlarını kapatalım. Yani anahtardan bir kapanma olmuş olsaydı şu anda böyle bu şekilde uğraşmamız gerekmezdi. 4 tane camımız da kapalı. Şöyle arabayı kilitleyelim. Manzaraya karşı bugünkü konumuza geçelim. Arkadaşlar, bu işin ilk en dibine inersek, yani birinci kademesine inersek, ilkokul, ortaokul, lise zamanlarında çalışmamak. Yani biz şu an beni izleyen kitle ortaokulda, lisede çalışmamış bir kitle var karşımda. Aynı şekilde ben de bu söylediklerimi, anlattıklarımı, kendi tecrübelerimi sizlere aktarıyorum. Bu arada biraz da manzarayı çekeyim sizlere, manzarayı da görün. Yani arkadaşlar, biz lisede, ilkokulda, ortaokulda çalışmadığımız için 4 yıllık bir üniversiteye mecburen gidemiyoruz. Yani hak kazanamıyoruz. Çünkü bizim bilgimiz, matematik, fizik, kimya bilgimiz yetersiz. Bunun için 2 yıllık üniversiteye gidiyoruz. Bazı insanlar diyor ki işte 2 yıllık üniversite okumak yerine git bir yerde çalış. İşte 2 yıllık üniversite okumak yerine hiç kendi yılını heba etme. Git meslek öğren gibi gibi şeyler söylüyorlar. Evet, bu konuda haklı olabilirler ama bizim ülkemizde kesinlikle ve kesinlikle diploma ön planda. Şu anda zaten ben 2 yıllık üniversiteyi bitirmeme rağmen dikey geçiş sınavına hazırlanıyorum. 2. sene hazırlanmam bu. Geçen sene dershaneye yazılmıştım ve belli bir yere kadar geldik. Zaten belli bir temelimiz yok, belli bir matematik fizik bilgimiz yok. Ekstra olarak da bunun üstüne bir şey kata kata gittiğimiz için bir yere kadar geldik. Evet, doğru ama dediğim gibi sınırı geçemedik. Sınırı geçemediğimiz için de ne oluyor? İsa, biraz daha başarsak, biraz daha yapsak demek ki 4 yıllar geçiş yapabileceğimizi düşündüğüm için şu an işten çıktım ve dershaneye gidiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2 yıllık üniversite okurken teknik bilgiler olarak kendinize çokça şeyler katıyorsunuz. Tabii ki ben koronavirüsünden dolayı çokça bilgiye sahip olamadım. Uzaktan eğitim sebebiyle. Ekstra olarak tabii lisede meslek lisesiyseniz sanayide iş bulma olanağınız o kadar çok artıyor. Yani ne iş yapmak istiyorsanız tabii ki o yönde ilerlemeniz gerekiyor. Yani bir otomotiv bölümü olarak örnek alalım veya makine bölümü, elektrik teknisyeni bölümü olarak ele alırsak, yani büyük şirketlerde, büyük şehirlerde iş bulma olanağınız artıyor. Tabii ki illerimize göre sanayi bölgesi büyüklük olarak, küçüklük olarak değişebiliyor. Yani biz Bursa gibi bir yeri ele alırsak bir 2 yıllık üniversite mezunu iş bulabilir. Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. 2 yıllık otomotiv bölümü mezunu olarak bir NASCAR'da çalıştım. Opel NASCAR'da. Bu Opel bayisi, servis danışmanı olarak çalıştım. Orada ekstra olarak çalıştıktan sonra bu mesleğin bana ait olmadığını gördüm. Yani ben otomotiv bölümü okudum. Evet, çok güzel bir bölüm. Çok beğendiğim, severek gittiğim bir bölüm. Ama benim lisedeki bölümüm makine olduğu için ben biraz makine bölümüne odaklanmak istedim. Onun için farklı bir yönde ilerlemeye çalıştım. Siz de siz olun. Yani nerede ilerlemek istiyorsanız, hangi bölüme gitmek istiyorsunuz, ne iş yapmak istiyorsunuz, önce kendinizi bir belirleyin. Şimdi otomotiv bölümü okuduktan sonra ya ben makineye gitmeliyim diye pişmanlık yaşamayın. Şimdi mesela örnek veriyorum, ben otomotiv bölümü okumak yerine makine bölümü okumuş olsaydım çok daha farklı bir yerde olabilirim bilgi olarak. Ama benim için önemli değil. Her şey hayatta bir tecrübedir sonuçta. Otomotiv bölümü arabayla ilgilenen, makine bölümü makinelerle ve parça üretimiyle alakalı, parça çizimleriyle alakalı ilgilenen bir bölüm. Onun için siz ilk gidişte 2 yıllık bölüme giderken kendi yapmak istediğiniz şeyleri önceden kararını verin ve o yolda ilerlemeye çalışın. Ekstra olarak oradan çıktıktan sonra bir fabrikaya girdim. 2 yıllık mezun olduğum için bir işçi sınıfında değil de bir işçi sınıfının ekstra olarak biraz üst düzeyinde çalışmaya başladım. Yani bir makinede çalışmak yerine, bir otomotiv fabrikasında makinede çalışmak yerine biraz daha çok biraz daha beyaz yaka tarafında çalışmaya başladım. Bu neyle oluyor? Arkadaşlar, bilginiz, tecrübeniz ve sizin konuşma yapınız. Yani siz ne olursa olsun bir üniversiteden mezun olduktan sonra eğer ki kendinizi geliştirmemişsiniz, iş görüşmesine gittikten sonra oradaki ilişkiyi, insan kaynaklarındaki arasındaki ilişkinizi iyi bir derecede yönetememişsiniz, bu çalışacağınız yerdeki konumuzu belirleyemez. Yani siz siz olun, hangi işi yapmak istiyorsanız o yönde ilerleyin, kendinizi geliştirin ve o konuda
adım atmaya başlayın. Hiç korkmayın. Ekstra olarak iş bulabilir miyim? İşte çalışma olanakları nasıl? Gibi gibi sorular çok alıyorum Instagram'dan. Buradan beni dinleyen 2 yıllık üniversite mezunu arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim veya lise mezunu olup iş bulanmak isteyenler de izleyebilir beni kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben nasıl iş buluyorum? Şimdi arkadaşlar, internet üzerinden bir yere başvuru yapmak tamam. Bu ekstra olarak birinci yapılması gereken bir şey. İkinci yapılması gereken bir şey arkadaşlar, çalışmak istediğiniz yerlere gidin. İş başvurusu yapın. Her ne olursa olsun kendinizi geliştirin. Boş boş durmak yerine bir yerde çalışmak her zaman insana çok daha iyi şeyler katabilir. Ben ekstra olarak girdiğim şirketlerde hep bir şey öğrenerek bir yerlere kadar geldim. Şu an mesela ben 2 yıllık üniversite değil de lise mezunu olmuş olsaydım şu an ben işçi sınıfındaydım. Ekstra olarak 2 yıllık mezun olup işçi olarak işe girebilirsiniz ama sizin lise mezununa göre yükselmeniz daha da kolay olacak. Bunu her zaman düşünerek hareket edin. Adımlarınızı planlı bir şekilde devam edin. Yani arkadaşlar, konudan konuya atlıyorum. İşten oraya, okuldan oraya, oradan buraya atlıyorum. Ekstra olarak söylemediğim şeyler olabilir. Mutlaka sorularınız varsa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da isaguleç019 yazarak ismim olarak bana mesaj atabilirsiniz. Her konuda herkese yardımcı olmaya çalışırım. Şu an dediğim gibi ben DGS'ye çalışıyorum. Geçen sene dershaneye gittim. Belli başlı bir puan elde ettim. Yani bendeki kabiliyeti gördüm. Biraz daha çalışmış olsam, sosyal çevremden uzak kalmış olsam bir şeyler başarabileceğime inanıyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle manzarayı da göstereyim isterseniz. Ördekler geçiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun bir şey başarmak istiyorsanız bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Ben şu anda, şu güne kadar yani ortaokul, lise ve üniversitenin bitimine kadar ders çalışmak nedir, ders nasıl çalışılır, bilgi nasıl beyinde kalıcı olur, bununla alakalı bilgiyi bilmiyordum. Kitap nasıl okunur, kitap okuduktan sonra neler gelişir, bunları bilmiyordum. Ama ben bunları deneye deneye sürekli yapa yapa bunları öğrendim. Yani ben 21 yaşındayım ve ders nasıl çalışılır, ben daha bunu yeni öğrendim. Bu aslında utanç verici bir şey değil. Yani ders çalışmak, yani oturup konuyu çalışıp ben çalıştım değil. Tekrar çok önemli. Soru çözmek, ara ara hiçbir şekilde boşluk bırakmadan bir şeyler yapmak çok önemli. Siz DGS'ye çalışmak istiyorsanız, dikey geçiş sınavı yapmak istiyorsanız bunu bilin. Ben gidiyordum eskiden, mesela geçen sene ele alalım. Geçen sene dershaneye gittim. Konuyu çalışıyordum. Bir test çözdüm. Tamam, tekrar yok. Bilgi unutuldu. Bilgi gitti. Yani bu beyinde, hafızadaki bilgiyi tutmak çok zor. Onun için bol bol tekrar ve bol bol test soru çözmek gerekiyor. Yani onun için şu andan itibaren ders çalışmaya başlayın. Şu an 2 yıllık üniversite okuyabilirsiniz veya ekstra olarak çalışabilirsiniz. Ama ilk hedefiniz ne olursa olsun üniversiteyi 4 yıllık kazanmak olsun. Arkadaşlar, ne olursa olsun 4 yıllık üniversiteyi tutturun. Çünkü iş bulmanız ve çalıştığınız ortam her zaman 4 yıllık mezun olduğunuz zaman çok daha iyi oluyor. Ben mesela 8-6 çalışıyordum. Cumartesi pazar tatil. Serbest kıyafette çalışıyordum. Ekstra olarak yani bu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama yani okumanın faydasını tecrübe edinerek, bir yerlerde çalışarak öğrenebilirsiniz. Ben bu zamana kadar çok yerde çalıştım. Garsonluk yaptım, çarşıda çalıştım. Toptancılık da yaptım. Aldım bir şeyler, sattım. Fabrikalarda çalıştım. Araba bayilerinde çalıştım. Oradaki gördüğüm bütün her şey aslında okumaya dayanıyor. Okursanız biraz daha büyüme şansınız var. Biraz daha iyi yerlere gelme şansınız var. Lise mezunu olduktan sonra büyümeniz çok zor. Bazı insanlar 2 yıllıkla liselerin aynı konumda olduğunu söylüyor ama kesinlikle öyle bir şey yok. Meslek edinin. Farklı bir bölüm okumak yerine sözel, sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi bölümler okumak yerine meslek edinin ki ileride siz para kazanabilin, kolay bir şeyler elde edebilin. Şimdi mesela ben meslek yönünde ilerlediğim için teknik resim, SolidWorks, CATIA bunları öğrenmeye çalışıyorum. Zaten SolidWorks bilgim var, uç boyutlu çizimde falan, parça çizimleri falan da yapıyorum. Bunları öğrenmeye çalışıyorum, kalite standartlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bir fabrikada IATF 16.949 yasaları var. Bunları öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bunlar beni ileriye taşıyacak bilgilerden bir tanesi. Siz olun. 2 yıllık üniversite okuduktan sonra dikey geçiş sınavına çalışın. Ben şu an çalışıyorum makine mühendisi olmak için. İnşallah başka bir video çektiğim zaman, bu konuyla alakalı video çektiğim zaman makine mühendisliğini kazandım arkadaşlar diyebilmek istiyorum sizlere. Bunu siz de başarabilirsiniz, ben de başarabilirim. Hiçbir şekilde bir korkunuz olmasın. Bir soru işareti kalmasın aklınızda. Yani başarabilirsiniz arkadaşlar. Başarabilirsiniz. Başarılmayacak hiçbir şey yok. Biz zamanında çalışmadık. Biz gezerken, biz sozarken, biz evde gelip yatarken, telefonla oynarken bizim çevremizdeki insanlar ders çalıştı, okudu, kitap çalıştı, soru çözdü. Biz çözmedik. Şimdi onlar okuyor. Evet, okuyup da iş bulamayanlar var. Bak, evet. Ama buradan videonun başından beri dinliyorsanız beni, şunu demeye çalışıyorum. Kendinizi geliştirin. İş bulmaya giderken karşı taraftaki diyaloğunuz çok önemli. Konuşmanız çok önemli. İş bağlamak çok önemli. Tecrübeleriniz çok önemli. Siz kendinizin bir şey yapmanız lazım ki. Mesela ben evde can sıkıntısına çizim yapıyordum ya. SolidWorks'ta çizim yapıyordum. Bana bir katkısı var mıydı? Yoktu. Ama işe girerken ya ben teknik resim çizmeyi biliyorum. Tabii buyur çiz diyorlar. Çat 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 çiziyorum.
İşte bu konuda hangi konuda ilerlemek istiyorsanız bir bilginiz elde olması lazım. Mesela üniversiteye giderken otomotiv bölümü, lisede otomotiv bölümü okuyan bir arkadaşım vardı. Şu an araba bayisinde teknisyen olarak çalışıyor ve işini severek yapıyor. Yani siz otomotiv bölümü okuyorsanız, o işi seviyorsanız en iyisi olmak zorundasınız. Makine bölümü okuyorsam ben veya makineyle alakalı bilgileri seviyorsam ben o konuda en iyisi olmak zorundayım. Siz olun. 4 yıllık kazanamayabilirsiniz. 2 yıllık kazanamayabilirsiniz. Lise mezunu da olabilirsiniz. Ama bir konuyla alakalı bilgiyi çok iyi bilmenizi söylüyorum. Bir kod yazma olabilir, takım bağlamak olabilir, elektrik tesisatı olabilir. Her ne konu olursa olsun, video çekmek olabilir, kamera olabilir, telefonla olabilir. Bir konuda en iyisini olmaya çalışın arkadaşlar. Video 11 dakika oldu. Çok konuştum. Çok başınızı ağrıttım. Ekstra olarak söylemediğim bir şeyler varsa mutlaka yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. isagulet019 yazarak. Sorularınız varsa da mesaj atabilirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Şu manzarayı son bir kez sizlere göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Çok sakin ve güzel bir yer.